Evet sevgili izleyenler, kısa bir pandemi arasından sonra tekrar sizlerle beraber canlı yayındayız. Otozirve programında. Otozirve tam 7 yaşında. Otozirve gerçekten 7 yıldan beri Kuzey Kıbrıs'taki tüm otomobil sporlarını ele alan bir program. Canlı yayın programı. Gerçekten yayınlaması çok zor. VTR'leri, şunları bunları çok zor. Bu programı 7 yıl önce başlattık. Kimlerle başlattık? Sevgili Togay Uluöz hocam ve Murat Yıltan Muslu'yla birlikte başlattık. Tüm kulüp ve derneklerin olabildiğince organizasyonlarına gittik. Kanal T bu konuda gerçekten çok büyük bir özveriyle ekranlarını otosporlarına açtı. Otosporları ülkemizde en çok izlenen kanal diye düşünüyorum ben. En azından ben öyle düşünüyorum. Ve stüdyoma dönmek istiyorum. Konuklarıma birer merhaba demek istiyorum. Sevgili Togay Uluöz hocam, merhaba hocam, nasılsın? Merhabalar, teşekkür ediyorum. Sevgili Murat Yıltan Muslu, Murat Baba hoş geldin. Vallahi güzel. Yani size aslında bir sürprizim var, onunla başlayalım mı? Tabii. Evet, sevgili yönetmenim Bilal'den bir haberimiz var. O gelsin ekranlarımıza ve hemen tekrar stüdyomuza dönelim, programımıza başlayalım. Evet. I might be anyone, a lone fool out in the sun. Your heartbeat of solid gold, I love you, you'll never know. Evet, ilk önce sizi tanıyabilir miyiz? Ben Togay Uluöz. 20 yıla yakındır otomobil sporlarıyla meraklı olarak uğraşıyorum. Bunu medyaya taşımaya çalışıyorum. Ne mutlu bana ki yeni bir kanalda, Kanal Tempo'da, Otozirve adında çok güzel bir otomobil programını. Esasında bu tam otomobil programı da değil, mekanik program. Sırası gelmişken bisikletleri de, yayaları da, eğitimi, polislerimizi, trafikle ilgili olan her şeyi ekrana yansıtmaya çalışacağız. Ve bununla ilgili en güzel programı adaya getirmeye çalışacağız. Hangi bölümler var? Yani bölüm bölüm mü olacak, tek bir part halinde mi, neler olacak programda? İzleyenler sizi ne bulacak programda mesela? Bu program içerisinde çok güzel olaylar var, çok güzel sürprizler var. Bunlar içerisinde ayın en iyi kadın pilotu, sürücüsü diyelim ve gençlerimize trafikte daha güzel araba kullanmaları için ve daha güzel seyri sefer dediğimiz ilerleyebilmeleri için bu rahatlığı televizyondan, ekranlardan onlara taşımaya çalışacağız. Bütün güzellikleriyle. Yani bir nevi ülkemizde son zamanlarda artan trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla. Evet, bunları dikkat çekeceğiz, bunları önlemeye çalışacağız, eksiklikleri gidermeye çalışacağız. Yetkilileri programımıza canlı olarak davet edeceğiz. Onların görüşlerini ve kendi görüşlerimizi bir futbol programındaki nasıl yorumcular varsa bugüne kadar hiç yapılmamış bir programda Murat Muslu'yu, yılların deneyimli co-pilotunu ve bu işleri anlayan kişiyi yanıma aldım derken de sağ olsun beni kırmadı. Çok değerli, saygıdeğer abim bu programda bizlerle birlikte olacak. O da kendi görüşlerini ve tecrübelerini değerli izleyicilerimiz için en iyi şekilde aktarmaya çalışacak. O zaman Murat Muslu'ya sözü bırakalım. Siz neler söyleyeceksiniz? Teşekkürler. Evet, adım Murat Muslu. Togay Hoca'nın sayesinde Otozirve'de buluşuyoruz. Benim için de tabii ilk olacak böyle bir tecrübe, bir deney, fakat programın içeriği hakikaten çok güzel olacağına inanırım.
hem trafik yönünden hem şu anki ülkemizde olan mevcut otomobil sporları açısından bilgi vermek, haber vermek, haber yaratmak açısından güzel bir program olacağına inanırım. Canlı program olacak. Her çarşamba saat 9'da Kanal T'de. Evet. Bu çalışmalara örnek olarak Turin Otomobil Kurumu'nun geçtiğimiz Büyük Rally'de, Kuzey Kıbrıs Büyük Rally'sinde yine Yakında Üniversitesi ile bir işbirliği çerçevesinde çok güzel bir çalışma başlatmıştık ve öğrencileri hakem olarak kuruma kazandırmak istemiştik. Onlardan bir tanesini, örnek olanlardan, hepsi örnek tabii ki de, bir tanesini Ali Kandulu'yu aramıza aldık. Hem program ortağımızı yaptık hem de böyle genç, dinamik, ehliyetli olan, emek verecek olan bir öğrencimizi de yine gençlerle bütünleştirmek, gençlerle bizlerle bir arada olmak ve ilerleyen faaliyetlerde gerekirse koltuğu onlara bırakmak için yine onlara da aramızda yer vermiş olduk. O zaman size söz verelim. Ben Ali Kandulu, Yakındoğu Üniversitesi'nde beden eğitimi öğrencisiyim. Togay Hocam'a bana böyle bir fırsat verdiği için çok teşekkür ederim. Turin Otomobil Kurumu'nun bize güzel bir katkısı oldu hakemlik açısından. Bu işlere girdik. Yavaş yavaş kendimizi geliştireceğiz kısmetse. 21'de çarşamba günleri Kanal T'deyiz. Çok teşekkürler. Evet, tam 7 yıl önce başlamıştık ve o gün bugündür program yine devam ediyor. Sevgili Murat Muslu, böyle kahve konuşması yaparsak attınız Bakan Toy'da bıraktınız kaçtınız. Zaten öyle karşıladın bizi. Ama önemli olan nedir bilir miyim? Kantoyu çektik ayrı konu ama evet. Önemli olan devam ettirmektir. Bak ne güzel 7 sene sen devam ettirdin. Bu işin yani işi tabii başladık. Togay Hoca'yla senin hani evet. Şeyde de görüntülerde de işte yani trafiktir, spordur, eğitimdir her şeyi yapacağız. Evet. Ve hala da sen aynı düzende aynı şeyde devam ediyorsun ne güzel bir şey. Ha biz Togay'la sıyrıldık aradan yani ayrı konu ama evet. Yani baktığında gayet güzel programlar gider. Çünkü bu memleketin hala daha ihtiyacı vardır bu programlara. Doğru. Canlı yayına ihtiyacı vardır bu memleketimizin. Son bir buçuk yıldır da maalesef hiçbir aktivite de yapılmıyor. Yani yapılan aynen. Bu spor şeylerinden. Çocuklar aç bu spora, seyirciler aç spora. İşte senin sayende gene ya eski nostaljik görüntüler ya da canlı tutmak bahsine bile olsa bu güncel olayları. Çünkü bugün şeyi okudum, klasik arabaların şeyi 28 Mart'ta Burçin şey yaptı bir duyuru. Yani herhangi bir sıkıntı olmamak şartıyla evet. Açılma rahatlarsa biraz bir sergi niteliği bir klasik araba şey olacak. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Çünkü artık eski günlerimize dönmemiz lazım. Eski yaşantımızı biraz olsun tekrar yani kontrollü bir şekilde dönmemiz lazım artık. Yani hayat devam ediyor. Mustang hazırdı diyor. Bugün yıkadım yemini bırakma yıkadım bugün tabii. Sevgili Murat bu pandemi dönemi senin açından nasıl geçti? Yani tüm dünyada etkili oldu tabii haliyle de ülkemizde oldu ama sen nasıl değerlendirirsin? Hayatımızı her yönden etkiledi. Ekonomik yönden etkiledi, sosyal yönden etkiledi. En yakın ailemizdeki en yakın bireyle bile artık bir mesafeli konuşmaya başladık. Doğru. Görüşmelerimiz çok kısıtlandı. İş konusunda tamamıyla yani ortamımız çok değişti. Yani ekonomik yönden de. Yani biz bu yaşadıklarımızı filmlerde görürdük daha önce. Şimdi biz yaşarız. Ha, belki de daha yani inşallah bununla yavaş yavaş böyle giderdi ama. Kim derdi ki maske günün birinde dışarıda zorunlu evet. Aksesuar evet, olacak. Evet. Yani dışarıya maskesiz çıktığımızda çıplak hissederiz. Pantolonsuz gibi bir şey. Aynen çünkü yani ya da birini görürsen kesinlikle tuhafı gider. Yani adama bak gördün yani her daha takmaz erki. Takmayanlar da var. Evet. Var. Onun için yani bu artık yani bundan sonra hayatımızda olacak bu maskede. Yani evet. Bu olaylar yatışsa bile biraz daha. Yani 3-5 sene ben olacak. Her şekilde önlense dahi, her şekilde olsa dahi 3-5 sene daha ben hayatımıza bu maskenin gireceğine inanıyorum. Olacak. Yani inanıyorum. Herkes artık farklı gözle bakmaya başladık. Acaba nedir? Hapşırır, fenamıza gider, bir şey yapar. Yani olmaz. Yani bu işler artık daha dikkatli olmak gerekiyor. Evet sevgili Tolga Hoca, sen ne diyorsun? Çok güzel bir program. Bayrak yarışı değil. Çünkü biz belli bir dönemden sonra çekilmiştik. Çekilmek zorunda kalmıştık. Ama bu yükü sırtlayıp götürmek, o günlerde işin içindeydin. Bütün çekimleri, yağmur, çamur, çöl havası olsun, dağ havası olsun, ne olursa olsun
aileyi göz ardı ederek, mutluluğu göz ardı ederek neler neler yaptın ve bugünlere getirdin. Murat abimin de dediği gibi çok mutlu oldum kendisini aramızda görmekten. Çünkü biliyorsun geçtiğimiz programa katılmamıştı. Evet. Bugün de katılmazsa orana beni elinden kurtulamam dedim kendisine. Sağ olsun bizleri kırmadı. Değerli abimiz, değerli büyüğümüz. Sen de abimsin. Ve yıllarca ülkeye canlı olarak yine birden fazla 6, 7, 8 bu güzel platformda, kırmızı beyaz bu platformda en çok sevdiğimiz renklerde izleyicilerimize yarışçıları, yöneticileri getirdin. Onların buradan tanıtımını yaptın. Organizasyonların ne şekilde olacağını. Ya, büyük bir renktir bu. Çünkü insanlar siyasetten usandı. Sağlıktan usandı. Her şeyden usandılar. Ve çok değerli Murat abimizin dediği gibi 1,5 yıldır organizasyonlar yapılmadı ama şimdi bizi idare edenler, yetkilerimiz yavaş yavaş açılımlara başladıklarında sevgili Orhan abicim, müsabakaların, spor organizasyonlarının, aktivitelerin yapılması ile ilgili çokluğun olmaması ki drift yerleri, izlenme yerleriyle biraz da işte rallide bu yeme içme muhabbetleri, oradaki birikmeler haricinde motor sporları organizasyonları el veriyor yapılmasına ve yine geçtiğimiz günde de bir tırmanma yarışı izledim. Bayıldım. Çok güzel. Gençlerimizin buna ihtiyacı vardır. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O günlerde biz bu programa başladığımızda ve o yapılan röportajda vermiş olduğumuz sinyallerde de sadece otomobil programı, yarış programı değil, tüm şeyler yer alacak. Murat abinin söyledikleri ışığında işte hayat nasıl oldu, nasıl geçiyor dedin. Şimdi o kapalı olduğumuz dönemden dışarı çıktığımızda bırakalım işte batı ve doğu bölgelerini, oralara giriş çıkış yetkilileri tarafından kontrol ediliyor. Ve başkent Lefkoşa ile Girne arasında gidip geliyoruz beni yeni görev yerim Girne'de olduğumdan. Şimdi bu dönemde şöyle bir programa ihtiyaç var. İleri sürüş teknikleriyle ben mesela gazete ve internet medyada şu haberi görmekten usandım. Direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yuvarlandı, uçurumdan ağaca vurdu, onu yaptı, bunu yaptı. Bunları bir yere bırakmamız lazım. Şu anda işte eğitimdir, sağlıktır, her yerde güdülenmeye devam ediyoruz. Ancak ileri sürüş tekniğiyle Murat Muslu'nun bence tekrar yeşil sahalara dönmesi gerekiyor. Ne gibi? Bir program güzel yaparsınız, oturursun sen de Ford Mustang'in yan koltuğuna, kameranda görüntü yaparsın, o da sana şey der, bu viraja şu süratten fazlayla girersen fiziki olarak seni dışarıya atacaktı. Ya takla atacaksın, Allah korusun ya sakat kalacaksın ya bir şey olacak. Yani programın başında ben bu şekilde kötü konuşmak istemiyorum ama. İtfaiye ve ambulans da olsun mu? Olsun. Çok tehlikelidir. Canlar gidiyor. Geçtiğimiz günlerde yine bir alışveriş merkezimizde burada yine bir araba takla atmış sosyal sigortaların önünde. Benim aklım şaştı. Abi geçen akşam işte. Aynısı biz seninle Gönyeli Çemberi, Gönyeli'nin çıkışında bir radarın önünde 50 kilometre gitme hız tahdidi olan yerde arabanın takla attığı tepe üstü durduğunu gördüm. Bak, 50 kilometrelik sınır. Her şeyin başı sürattır. Sen süratli gidersen, bak 100 kilometreye kadar sen kontrol edebilin arabayı. Evet. 105 kilometreden sonra araba seni kontrol eder. Çıkar senden kontrol eder. Sevgili Murat, yani 50 kilometre Gönyeli'nin çıkışında bir hız kamerası var. Bakın 50 kilometre. 50 kilometreyle bir araba nasıl takla atar? Allah'ını seversen sen söyle. Orhan abicim, kameralar yeri itibariyle çoğu %80'i de yanlıştır. Bunu da söyleyeyim size. Mesela Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanemizin önündeki kamera 50'dir. Evet. Yavaşlıyorsunuz. Evet. Arka taraftan şimdi ambulans zehir gibi geliyor. Hasta yetiştirecek. Hadi siz durdunuz. Sizin önünüzdeki başka tarafa kaçıyor. O anda görmüyor. Aman işte ambulanstan kaçayım, yer vereyim. Bir de öyle insanlarımız var. Panik oluyorlar ve ister istemez evlerde kapalıydık, dışarıya çıktık ve acep yani tavırlar sergiliyoruz. Yani o 50'nin daha mı yüksek olması gerektiğini söylüyorsun? Hayır, bazılarının kaldırılması gerekiyor. Ama kaldırıldığı takdirde gerçekten sevgili hocam orada, bakın orada bir yay geçidi var biliyorsun. Hem o
hemen o kamerayı geçince 200 metre ileride hastanenin önüne denk geliyor zaten. 300 metre. Orada bir yaya geçidi var. Orana bir... Otobüsten inen hasta var. Çok kazalar hastaneye oluyor. Hastaneye gelmek isteyen. Karşıdan karşıya geçmek zorunda. Öndeki yani. Hızını sabitlemeye çalışıyor. İşte kameranın 65, 70, 75 kaşısa arkadaki de gelip hiç farkında olmadan güm diye gelip vuruyor. Çok kazalar var böyle. Evet. Duyduğumuz evet, ettiğimiz. Evet. Her gün gün yolunda otozirve bundan sonra sen devam edeceksin. Işık tutmaya da devam edeceksin. Tabii bu büyük bir tuftur bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için. Gençliğimize, hız meraklılar, hız tutkunlarına biz neler neler yaptık. Ercan Havalimanı'na gittik. Dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nu evet. karşıladık. Bizim eğitim aldığımız belki de şu anda övünerek söylüyorum. Türkiye'de gittim. Basın mensupları içerisinde ikinci geldim. Zetkartin'de elde ettiğimiz tecrübeden dolayı. Ve o pist bizim için çok çok önemlidir. Bir okul görevindedir. Bırakın şeyi şampiyonun gelip de orada ağırlanması. Dünya şampiyonu geldi bizim pistimizde. Turlar attı, yarışlara katıldı. Bizim yarışçılarımız, bizim motosikletçilerimiz dünya şampiyonu ile aynı pistte omuz omuza yarışma fırsatı buldular. Ya biz tamam çok kötü bir süreçten geçiyoruz bu pandemi döneminde, bu bulaş durumunda, bu hastalık durumunda ama çok güzel olaylar yaşadık. Bu program sizlerin sayesinde daha da güzel günlere ilerleyecek ama ben diyorum ki bir bütün olalım. Tabii ve ki. Elini cebine soksun firma sahipleri de ve desteklesinler sizler gibi emektar insanları böyle güzel programların hayat bulmasında ne kadar güzel markalar yarışıyor kıyasıya sıfır ve kullanılmış yani ikinci el markalar arasında devletimizde yanılmıyorsam 31 Mart tarihinde sona eriyor bu KDV indirimi evet. ve hızlanın diyorlar alışveriş yapacaksınız bununla ilgili ama biraz da bunların tanıtımıyla ilgili sizin gibi insanlara yol vermek gerekiyor. Şimdi sevgili Tugay Hocam gerçekten bilmem bana katılır mısınız? Birçoğuna kesinlikle katılırım. 2020 yılında tüm dernek ve kulüpler pandemi dolayısıyla yarıdan daha aşağıya çektiler organizasyonlarını. Yani 5 tane 6 tane organizasyon yapıyorsa 2 tane 3 tane ile sınırlandırdılar. Fakat bunları da kaliteli yaptılar. Yani az yaptılar fakat her yaptıkları organizasyon tüm dernek ve kulüplerin gerçekten de muhteşem geçti. Ayrıca 7 yıldan bu yana baktığımız zaman en az 3-4 tane dernek kuruldu otomobil sporlarıyla ilgili. Ve otomobil ithal edilmeye başlanması yine vardı ama bu 7 yıl zarfında hız kazandı. Gerek klasiğinden tutun, gerek yarış otomobillerinden tutun, gerek UTV'lerden, ATV'lerden olsun, driftten olsun. Bayağı bir çeşitlendik. Şu anda baktığımız zaman 7-8 tane R5'ler var şeyde adada. Yani ülkemizdeki olan otomobil sporlarının kalitesi de Avrupa'yla, dünyayla kıyaslanabilecek derecede. Gerçekten son derece güzel otomobiller de ithal edebiliyoruz. Bu bütün şeylerde aynı şekilde devam ediyor. Bütün branşlarda. Offroad olsun. Offroad'da zaten biliyorsunuz biz program başlattıktan sonra Kalinya Offroad ilk etkinliğini hatırlıyor musun? Burada vermiştik. Canlı vermiştik. İlk etkinliği yaptılar. Evet. Ondan sonra organizasyonun ismi Afrodizyan. Afrodizyan evet, diye evet. Sınırları zorlayan evet. Etabı belli hani olmayan sürpriz bir şekilde güneyden, kuzeyden yarışçıların katıldığı yani müthiş organizasyonlar oldu. Bir Ereceği seninle gittik, yaşadık. Abi orada. Telefon numarası verecek miyiz bu akşam? Evet, verelim, verelim. Evet sevgili Bilal'cığım telefonumuzu da verelim. Evet. Çünkü 0500, bizi izleyenler var. Evet 0533 829 99 19 telefonlu numaralardan bizlerle ulaşabilirsiniz. Diyaloğa geçebilirsiniz bu akşama özel diyelim. Ve otozirvetin hızıyla devam ediyor. Evet ondan sonra
Ereceği yaşadık. Ondan sonra yine Türkiye'ye gittik. Yine 30 yıl ve oraya da gitti. Marmaris'e gitti. Dünya Rally Şampiyonası'nı çektik orada. Oradaki sporcularımız vardı. 40 tane ekibimiz gitti. Orada görev yaptılar. En iyi şeylerde, pistlerde, en iyi etapları Kıbrıslı genç kardeşlerimiz yaptılar. Ve takdir de aldılar. World Team ve 50 kişiyi sevgili izleyenler bu programa davet etti. Bu masaya kaldır olduğu gibi bu şeyi 50 kişiye aldık ve hepsine de bile söz verdik. Onları onar etmeye çalıştık. Onları tekrar buradan yürekten kutluyorum, biliyor musunuz? İşte 7 senenin özetidir bunlar. Ne güzel. Oh. Yani kolay değildir. Yani yüzlerce kişiyi burada konuk ettik. Yani. Onların görüşlerini aldık. Yani. Sporcularımızın, kulüp başkanlarımızın, as başkanların, organizasyon öncesi veya sonrası. Her hafta kanalda otomobil sporlarının haberleri çıktı. Bu hiçbir kanalda yoktur. Her hafta yaklaşık 2 organizasyon yapıldı. Yani bir yılda 80 tane organizasyon, 70 tane organizasyon yapılıyor. Bunun 3 ayına yazı koyup da dışarı koyarsak, bir ayında yıl sonu koyarsak aşağı yukarı 9 ayda 70-80 organizasyon hepsinde bulunmak, hepsini diyor. Çekmek, onları şey yapmak olabilir mi? Kanal T. Evet, Kanal T. Öncelikle ben Kanal T Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sibel Tatar Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Bu yüzden kapılarını, Kanal T'nin kapılarını otomobil sporlarına açtı ve 4 adet ayrı otomobil sporları programı Kanal T'de yayınlanıyor. Bu Türkiye'de bile çok az. Evet. Gerçekten otomobil sporlarının öncülüğünü bence Kanal T yapıyor. Gerçekten Kanal T bu konuda çok özverili çalışıyor. İkinci Ereci yarışında Safet abimiz Hısar'ın üstünde yakaladı. Safet'in garajı, Safet'in dükkanı. Biz de dedik ki işte bizim Orhan abimiz de buradadır. Ve takdire şayan demişti. Madem ki böyle bu şekilde çalışıyorsunuz, ediyorsunuz, programı ayakta tutmaya çalışıyorsunuz. Kıt kanaat şekilde götürmeye çalışıyorum. Yani organizasyonlar... Ben de hem kanalda hem yönetim kurulu başkanımız Sayın Tatar'a hem de Cumhurbaşkanımıza da... Evet, Kanal T'nin kurucusu aynı zamanda. Sevgiler, saygılar gönderiyorum. Onun Esin da bize çok faydası olmuştu. Murat Muslu'yla tanışıklığımız yıllara dayanıyor. çok çok eski zamanlara. Sevgili Murat, nasıl görüyorsun sen yani son 5, 6, 8 yıldan beri otomobil sporları bana göre altın çağını yaşıyor. Yani adamızda altın çağını yaşıyor. Çünkü tabii dediğin gibi demin R5'lerden bahsettin. Yani bu sezon duyduğum kadarıyla bile bu sezon yani bir 6-7 tane vardır veya 2-3 tane de yeni getirenler vardır. Var. Yani sezon açıldığı 7-8 tane yarışabilecek R5 var. Yani bu arabaları bu memlekete getirip sürmek kolay değildir. Yani baktığında yani her yönden yani sürüş açısından da maddi açıdan da yani bunlara tabii yani bu çocuklara da bir değer verilmesi gerekir. Ama zaman çok kötü. Zaman yani, kötü. Yani zaman kötü. Hele daha program açıklandı yani rally programı ama yapılıp yapılmayacağı bile soru işareti. Ya hem o hem de sen de biliyorsun ki hepiniz takdir edersiniz ki otomobil sporları dünyanın en pahalı spor dallarından bir tanesi. Şimdi diyeceksiniz ki ya dedim başka bir şey bulamadım buna en pahalı spor dalını seçtiniz diyeceksiniz. Ama baktığımızda 500 bin nüfusluk bir ülkeye en az %40 arabanın dünya A kalitesinde olduğunu görebiliyor muyuz yollarda? Kalite olarak. Şimdi Otozirve'ye ilk başladığımız zamanlarda program yaptığımızda birazcık kızdıralım Murat abiyi. Hadi kızdır bakalım. Onun co-pilot olduğu dönemlerde belirli yarışçılar vardı. Evet. Hatta söylemler de var işte ben istemedim mi kazanamazsınız vesaire şeklinde. 3-4 abimiz vardı başa koşan. Evet. Kimlerdi bunlar abi? Zafer Altıntaş, Halit Ahmet Raşit. Bir iki kişi daha bunlar başa koşuyordu. Öbür arabalar da tabiri caizse dökülüyordu. Evet. Doğru mu? Doğru. Siz de büyük sponsordunuz Z olarak. Evet. Bu araçlara 0-33 Ford Sierra Cosworth geldiğinde o zaman da copilotla başlamış mıydın yoksa başlamadıydın? Yok. O zaman, sonrasında tabii. Nasıl olmuştu o sevgili Murat? Yani o 0-33 kasa olarak onu da anlatsın. Şurayı tamamlayın. Evet. Onu da anlatacak. Ama Otozirve'ye başladığımızda bunları söyleyebiliyorduk. Geçmiş yarışlarla ilgili, sizlerle ilgili. Tam o orta kısımda ne oldu?
3 aşağı 5 yukarı başa baş yarışmalar başlamıştı. Ama şimdi Orhan abin dediği ve senin dediğin şu günkü noktada başa baş yarışı bırak, çok müthiş çekişmeler yer alacak. Yani bir de lütfen beni yanlış anlamayın, yani arabalarla oynama vesaire falan yok, güçleri her şeyi belli bunların. Tabii standart bir durumdalar değil mi abi? O zaman da biraz arabalarla oynama durumu oluyordu. Oynama şimdi... durumu yani gene yere elindeki imkana göre oynama durumu olabilirdi. Ama yine sonuçta gene bir teknik kontrolden geçerdi. Doğru. Yani o arabalarda. Yani tabii ki. Ama nedir? Özellikle sürücü kabiliyeti öne çıkar. Şimdi araba Cosworth. Cosworth'ı o zaman getirdiğimizde ya da kasayı Zafer aldıydı. Zafer'dendi o kasa zaten. İşte makina biz şey yaptıydı. Uçuyordu araba resmen. Ama o arabayı yola koyduktan sonra süratini ayarlansın, gerek güç verilsin. Ne kadar neler kırıldı, döküldü. Çünkü standart bir araba. Evet. Neler yapmak istiyor? Yani arabayı devşirildi. İnanamam. Neler. Renk çok uğraşmışlar. Çok. Rengiyle de değişildi. İçindeki yani ben Zafer'inle, Zafer de keşke olsa burada anladır. Yani o evet. Sabahlara kadar biz Zafer'in garajında buzlukçusundan yani tabiri caizse çünkü onlar çekerlerdi biz arabanın içindeki gaz sisteminin hattını. Çünkü esas bronz şeyden yapılırdı. Büyük emek. Yani çok. İşte marangozu tahtadan ön damlonun ne göstergeleri bilir, girecekti. Yani araba çünkü öyle bir standart bir araba değildi. İşte hep uydurmaydı ama araba yani güç vardı, çok güç vardı. İşte çoğu tekere verilsin o güç. Bayağı zorlandı bu arada, sürücü açısından. Bu arada biz sohbet ederken çok güzel resimler geçiyor oradan. Bu Zafer abimin arşivinden. Zafer abimin arşivinden bu. Gerçekten arasında da yanına... İşte Eray gidiyorum. Özseyhan ben istemedim mi diyor, kimse kazanamaz. Sözün sahibi o görünce evet, hatırladım evet. Şimdi Eray abimizi. Evet, şu anda yine Zafer Altıntaş kupasını alıyor. Yani o arabayla Zafer'in sürdüğü dönem işte Eray kopilotuydu. Biz de onlarla beraber yani günümüzün o 24 saat hesap et beraber geçirdi o arabanın sayesinde. Ve yani Eray'la ben çok yollara çıktık. Yani yol notu tutalım, yol notu çıkaralım. Yani Zafer'inle çok çıktık. Yani bu şeyleri yaşayalım, o arabanın aşamasını görelim, nasıldır, gücü nedir, bilmem nedir. Yani çok maceralar geçti. Çok denediniz. Çok maceralar geçti. Bir gün, evet. Yani bir maceradır bu da anlatacağım gene. Evet. Yani bu Afento etabının içerisinde o gece de arabanın benzin telinde bir sıkıntı vardı. Erdinç açtı bizim dükkanı, bir benzin teli verildi. Ertesi günkü yarışa değiştiler benzin telini. Yarış başladı her neyse bir şeyle. Biz dururuk Erdincan'ın şeyde. Nedir adı? Finish yerinde. Arabanın sesi o zaman burada inanamam. Yani öyle bir müthiş güç bir sesmez. Dağın içinde yankılanır. Ses kesilir. Mesela gürültü şeyde dağın içinde. 3-4 saniye ses kesilir. Dedik herhalde köşeye döner. Yani anla o şeyde. Arab gene bir ses. Vur 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 vur. Gene kesilir. Vur vur vur. Gene ses kesilir. Geldi yanımıza baktık pır 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 gelir indi Zafer aşağı koşturur peşimizde. Ne oldu be? Dövecek bizi. Ne çıkıp benzin teli kaçar. Yanlış benzin teli vermiş. Yine biz vermedik ya takıldık. Kutuz gidip ne var? Ha yani bunlar maceradır ama meğerse adam orada çıkar benzin teli. Durur onu taksın. Biz o ses boşluğu var ya adam durur etabın içinde. Ne kadar zor bir şey değil mi abi? Zor işte bak bunları yaşarlardı işte evet. O dönem. Şimdi böyle bir şey yoktur arabalarda. Çok müşakabı. Yani şimdiki arabalar hazır geliyor. Hatta teknikerleri bile yurt dışından geliyor. Bilgisayardan ayarları veriliyor. Şimdi ya, çok farklı. Yani her şeyin bu arada bizim o eski dönemle işte 7 yıl evvel otozirveye başladığımız ve şu anki dönem arasında dağlar kadar fark var. Gerçekten evet. Öyle. Ben konuyu isterseniz birazcık başka taraflara çekeceğim. Tabii ki hocam. En baştaki röportajda Murat abinin duruşunu, fiziki duruşunu gördünüz değil mi? Ver onu. Mümkünse onu versin. Sevgili Diyarbakır tekrar. Versin. Bak, bakalım o 7 senede ne geçti. Şimdi nereye getireceğim konuyu çok iyi dinleyin. Espriyle, şakayla başlayıp işi... Sevgili Bilal o röportajı eğer alabilirsek aynı şey olarak... Aynı şey Zafer abide de var şu anda görünüyor. Ve sessiz bir şekilde o röportajda Murat abinin fiziğini bize yansıtsın buradan ekranlardan evet. Görelim. Ben değilim ki kardeşim ikizimdir. O İkizimdir diyorsun. Yani o şey... Şimdi bakın çok önemli bir olaydır bu. Geçtiğimiz 10 Mart'tan beri evde kapalıyız. Bak izle kendin göresin. Evet. Devam et sevgili Bilal. İkiz evet, kardeşim. Şimdi evet. O halinle desem sana ki Murat abi kopilot oluyorsun. Bir arkadaş tarafından teklif aldın. Sen yarışamam. Ama şu halinle stüdyodaki şu anki halinle gençlere daş çıkarın. Gençler gibiyse bu masaya da vuruyorum. Tamam. Çünkü
Çok önemlidir bu. Bütün sporcular, senin konudan devreye girerek başladım. Bütün sporcular oturma eylemindedirler. Ve bu bir yılı aşkın süre içerisinde futbolcular bile sahada kalp krizi geçiriyorlar. Bu oturma eğiliminden dolayı tamam, yani o direksiyonun önünde oturuyorsun, arabanı kullanıyorsun ama çok önemlidir. Bence birazcık sporu yapmak, bu adrenalini karşılayabilmek için o dinamizme sahip olabilmek ve onun için ben dedim Murat abim şu haliyle, şu fiziki görüntüsüyle kopilot olabilir şu anda diye. Bence bütün sporcular açılım başlamadan önce sporcu performans testine geçmeleri gerekiyor. Evet. Oksijen kapasitelerinin belli olması ama gerekiyor. Şimdi yani şöyle bir şey söyleyeyim. Abi yani, Schumacher her sabah 5 kilometre yol kat ediyor. Ama bunlar abim profesyonelcedir senin düşündüğün gibi. Tamam. Az evvel siz arabalar tamam kabul ederim ama yani sonuçta herkesin kendine göre bir yaşam şekli vardır. Yani aynen, adam profesyonel yani. Bir yaşam kendine bakmak açısından, sağlığı açısından %100 yapması lazım. Değil mi? %100 yapacak. Haklı mıyım? Haklısın. %100. Tamam. Yani kendine bakış açın, kendini fizik bir hazır tutman. Çünkü bir etapta, bir yarışta, bir iki günlük bir yarışta o kadar bir efor sarf eden, o kadar bir yani yorulur insan. Tabii ki onları kendi ama herkes kendine göre bir şey çizdi, bir şey yapar. Yani yapma, yani o şeyi bakması Murat lazım. Murat abi, Orhan abiyle birlikte Centenario'na çıktık. Zafer abi karşılaşma, müsabakayı işte evet, tırmanmayı, evet. İlk tırmanma yarışlarından evet, bir tanesiydi. Evet. Çok güzel röportajlar gerçekleştirdik orada. O gün biz o güneşle yukarıda dağın tepesindeyiz ve kan ter içerisinde, tozun toprağın içerisinde organizasyonu izliyorum. Bir de o sıcakta o makinenin vermiş olduğu hararetle yarış tulumu dediğimiz kasketi de takıyor. Değil mi abi? Evet. O sıcaklık, sen daha iyi biliyorsun o sıcaklık derecesini. Bir de kiloyu koyduğumuzda, bak oradaki Murat Muslu'nun durumuna. Yok o benim ikizimdir. İkizimdir evet, diyorsun. Evet. Bir de kiloyu ortaya koyduğumuzda, sezon açıldığında Allah korusun bu sporcuların durumu. Sadece ben ralliden demiyorum, tüm spor branşlarında yani diyorum. Yani işin espri tarafıdır ama insan ilk önce kendine bakması lazım. Değil mi? Bakacağın. Bu çok önemli bir konudur. Kesinlikle. Yani bu yani insan sağlığıdır, kendine bakması açısından her şey yani sırf ralli yapıyorum diye değil. Bakacağın. Yani ben bizim çocuklardan bilirdim Yıltan'da o zaman kartinglere işte katılırken. Doğru söylüyorsun. Yani salona giderlerdi, ağırlık çalışırlardı, sahaya gider koştururlardı. Yani çünkü inanamayacağın kadar bir efor verin, efor sarf edin. Ve yani nefesin yetmez. Yani kolay değil, yani oturup da sürmek değildir. O kadar bir enerji harcan ki başka bir şeydir. Başka bir şeydir. Yani o heyecan, o şeyler. Ama nedir bilir miyim? Yani işte o koltuğa oturdu mu? Yani otur. Yani ralli uzaktan belki hoş gözükür ya da ama o koltuğa oturup da o heyecan, onu yaşamak çok daha farklı bir şey. Evet. Bu arada aramızdan ayrılan dostlarımıza da buradan Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Zeka olsun, Zeki amca olsun, Ayer Argün olsun, unuttuğum varsa ne olursunuz çok çok Ahmet özür Şevketoğlu diliyorum. Olsun. Ahmet Şevketoğlu olsun, affıma sığının diyordum, tam da söyledim. Yani bunlar işte bakın yani bu 7 sene içerisinde yaşadıklarımızın üzücü olaylardan da bazıları. Onlara yani da buradan nur içinde yani, yatsınlar, mekanları cennet olsun. Yani işte hayat bu. Bir de baktığımızda. Ve unutma sözün abi, okul hummalı çalışmalar devam ediyor. Bugünkü 7. yıldaki programda bir sürpriz haberle geldin. İnşallah daha da güzel günler nasip eder ve Z-Karting pisti ülkemize tekrardan kazandırılır girişimciler tarafından. Bu da çok güzel bir haber. Nedir Z-Karting'in durumu? En yakın ağı senden dinleyelim. Şimdi bilirsiniz en aşağı yukarı 5-6 yıldır kapattık. Evet. Yani ailevi sebeple. Evet. Çünkü işletme evet. açısından bize aitti de kapattık yapmadık. İşte geçenlerde bir 4-5 ay oldu yakın birileri yani evet. şu olarak. Yani ciddi olarak oturuldu, görüşüldü. Şu an çocuklar oranın açılması için hazırlıklarını da yapıyorlar. Yakın bir zaman yani belki de bir ay içerisinde çok güzel. İlk çok etapta iyi. Bildiğim kadarıyla karting tarafı açılacak. Yani karting yapılacak. Tabii ondan sonraki aşamalarda projeleri vardır. Bütün yani bu motor sporlarla ilgili aktiviteleri onun içerisinde yapmak isterler ki ben çok hoşuma gitti. Çok sevindim. Hakikaten çok sevindim. Çünkü yani zaten bizim pist uluslararası standartlarda bir pisti. Çok onu güzel. Biraz daha genişletme. Modifiye edip şimdiki şartlara uygun, araçlara uygun şekilde tamir edilip onartmak veya daha uzun bir pist yapıp her şey yapılabilir onun içinde. Bu çocukların yapacağına da inanırım. Bilirim işte bir ay içerisinde de açılacak yani. Yani hani, benim çok hoşuma gitti. Yine 30 yıl ve
olarak takipçisi olacağız. Yani, yine bir faaliyet olursa müthiş. Beraber gidetme sözünü veriyor musunuz? Kesinlikle, kesinlikle. Orada ne söz. İstersen Orhan'ım sen, Orhan baba, sen iste biz yaparız. Evet. Ben otozirveye emeği geçen, sevgili Uğurcan Bayraktaroğlu başta olmak üzere. Evet, vatani görevini yapıyor şu an. Ne güzel, evet. Ne güzel. Allah yardımcısı olsun. Taner hayırlı, Balkanları da unutmamak hayırlı lazım. Hayırlı tezkereler. Abi bak, otozirveye emeği geçen 7'den 77 herkese. Buradan çok değerli iki abimle birlikte teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Evet, biliyorsunuz otozirve başladı başlayalı. Sevgili Zeki Topçu abim. Hiç Kanal T'nin kahvelerini eksiltmiyor. Oh. Kahvelerde Topçu kahvesi. Her böyle otozirve program arasında böyle bir kahve molası veriyoruz. Arzu ederseniz yine onlardan biri geldi. Kısa bir reklam izleyelim. Bu arada Topçu kahvesini içelim ve tekrar otozirveye dönelim. Ne diyorsunuz? Yeni kahveleri ısmarlıyorsun. Ayıp ettim. Evet. Kahveleri Zeki Topçu abimiz getirdi. İyi, güzel. Çok güzel. Ve deneyeceğiz. Evet sevgili izleyenler, kısa bir reklam arası var. Kısa bir reklam arasından sonra otozirve tüm hızıyla devam ediyor. Bu yeni B serisi. Onda yeni başlangıçlar için ihtiyacın olan her şey var. Mesela çok daha sportif ve şık bir görünüm. Her anlamda yeni bir iç tasarım. Çocuk koltuğuna tam uyumlu ve daha geniş arka koltuklar. Yükleme alanından bahsetmiş miydim? Bir düşünsene buraya neler sığdırırsın. Ha unutmadan artık onunla konuşabilirsin. Hey Mercedes. Radyo kanalını değiştirir misin? İçindeki sesi dinle. Yeni başlangıçlara yer aç. Kim ne derse desin. Yeni B serisi. Yapı Minareli Köy'de Doğu Park Villaları 1 ile yeni yaşam alanları inşa ediyor. Doğa ile yan yana 168 metrekare, 3+1 müstakil, ebeveyn banyolu yatak odası, teslime hazır son 3 villa Lekoşa ve havaalanına 10 dakika uzaklıkta. Isı yalıtımlı ve 79.900 TL'nin avantajlı fiyatıyla Kars Yapı, hayallerinizin gerçekleşeceği yaşam alanlarını sizler için yaratıyor. Doğu Park Villaları 1. Kars Yapı. 2018 yılından günümüze 1350 profesyonel boya ustaları, 350 karar verici mimarları ve mühendislerle ürün eğitim seminerlerinde bir araya geldik ve gelmeye de devam edeceğiz. Bu prensiplerle yola çıkarak doğru ürünleri doğru yerde ve doğru şekilde uygulanmasına destek vermeye devam ediyoruz. İnsanların yaşadıkları mekanlarına değer katmaya, çözümler üretmeye ve hayatlarına renk katmayı sürdüreceğiz. CC Towers, Kuzey Kıbrıs'ın en yeni ve en özel rezidans projesi Girne'den doğuyor. Girne'nin dağ ve deniz manzarası ayaklarınızın altında. Açık kapalı yüzme havuzu, spor salonu, çocuklar için oyun alanı, kreşi, 200 araçlık otoparkı ve peyzajıyla Girne'de gerçek rezidans hayatıyla tanışmaya ne dersiniz? Kaliteli bir ambiyans,
Kıbrıs belirleyen tasarımları, zengin ürün çeşitleri ve özel fiyatlarının yanı sıra yarım asırdır sizin kuyumcunuz olmanın gururunu yaşıyoruz. Fırland Kuyumculuk 79 yıldır hep Kıbrıs Türkü'nün sesi ve dili olduk. Halkın sesi, hakkın sesi, halkın dilidir. Mustafa Hacı Ali İnşaat Deneyimi sizlere özlediğiniz hayatı sunuyor. Dünya mimarisiyle Kıbrıs Türk mimarisini birleştiren farklı projeler, birinci sınıf inşaat ve elektrik malzemeleri, kaliteli ve titiz işçilik anlayışı, satış öncesi ve sonrası müşteri memnuniyeti. Bizi tercih etmeniz bize değer katarken mutluluğunuz en büyük kazancımız. Mustafa Hacı Ali İnşaat. Yusuf Paralik Co. Limited. Makita'nın ürün gamında jeneratörden matkaba, akülü el aletlerinden ahşap işleme aletlerine, benzinli ve elektrikli çim biçme makinelerinden demir işleme aletlerine tam tamına 400 ürün bulunmaktadır. Ürün kalitesinin yanında bizim firmamızın da satış ve satış sonrası hizmetini en üst seviyede vermeyi bir görev bilmekteyiz. Yusuf Paralik Co. Limited. Okyanustan gelen huzur. Yenilenen Acapulco Ocean Spa. Siz değerli misafirlerimize 4300 metrekarelik alanıyla daha kaliteli hizmet sunmaktadır. Acapulco Ocean Spa'da kapalı, ısıtmalı, jacuzzi ve yüzme havuzları, kadınlar hamamı, unisex hamamı, VIP hamamlar, cilt ve vücut bakımı, tayı masajı, ayurvedik masaj, çiftlere özel jacuzzi masaj bulunmaktadır. Ayrıca VIP masaj ve dinlenme odaları, kafe shop, vitamin bar alanları, kuaför hizmeti, el ayak bakımları, fitness ve grup dersleri, PT alabileceğiniz sağlıklı spor alanları, gelin hamamı ve damat hamamları, çiftlere özel paketler ve hediye paketleriyle sizlere en iyi hizmeti vermektedir. Her salı, kış ayları boyunca kadınlara özel indirimli günlerde Acapulco Ocean Spa'da. Acapulco Ocean Spa. Kıbrıs Türkü'nün kanalı Kanal T, tüm yayın platformlarında yayınlarına hız kesmeden, kesintisiz olarak devam ediyor. Tüm canlı yayınlarımız, yayınlanmış programların önceki bölümleri, gündemdeki haberler ve daha fazlası kanalt.com ve sosyal medya hesaplarımızla her geçen gün daha geniş kitlelere ulaşarak izlenilir ve takip edilir olmaya devam ediyoruz. Uydu yayınlarının yanında kanalt.com, sosyal medya hesapları, telefon uygulamaları ve Radyo T üzerinden yayınları kesintisiz ileterek her geçen gün izleyici sayısını arttırıyoruz. Siz de firmanızın bu geniş kitlelerle buluşması, tanınır ve bilinir olmasını istiyorsanız bize ulaşın. Kanal T, Kıbrıs Türkü'nün kanalı. Tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de baz istasyon başvuruları ülkenin Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'na yapılır. Elektronik haberleşme sektörünü düzenleyip denetleyen bağımsız idari otorite olarak kurum başvuruları detaylı olarak inceler, kurulum koşullarının yerine getirilip getirilmediğini denetler, istasyonlarda kurulumu yapılacak cihazlar henüz ülkeye giriş aşamasından önce ithal ön izinleriyle teknik kontrollerden geçirilir. Ülke genelinde tüm haberleşme cihazlarından, baz istasyonlarından ve diğer kaynaklardan yayılan elektromanyetik alan ölçümleri, eğitilmiş uzman personeller tarafından en son teknolojilerle donatılmış ve düzenli olarak kalibre edilmiş cihazlar kullanılarak yapılmaktadır.
Belirlenen sınır değerler Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen üst limit sınır değerlerinin dahi 1/4 oranındadır. Ayrıca sürekli ölçüm gerektiren durumlarda yeni alınan ölçüm cihazlarıyla sistematik olarak 7/24 ölçümler yapılmakta ve anlık olarak kurum web sitesinde yayınlanmaktadır. BTHK kurulduğu günden beri ülke... Evet, Otozirve devam ediyor. Kısa bir kahve arasından sonra yine konuklarımızla beraberiz. Sevgili Togay Uluöz hocamla ve Murat Yıltan Muslu'yla Otozirve devam ediyor canlı yayınımızda. Evet, sevgili Togay Hoca, gerçekten de çok süreçte, hızlı bir süreç yaşadık otomobil sporlarıyla ilgili. Ama baktığımızda da ülkemizde de her alanda gelişme var otomobil sporlarıyla ilgili. Bu off-road'da olsun, drift'te olsun, rally'de olsun, klasiklerde olsun. Karting bir ara vermişti 6 yıl. Bir aradan sonra tekrar karting canlandı. Karting devam ediyor. Yeni yeni gruplar oluşmaya başladı. Bu Lapta da oldu, Gazimaus'a da oluyor. Özellikle off-road grupları kendi aralarında doğa gezileri yapıyorlar. Teknikler öğreniyorlar. Araçlarını tanıma fırsatı buluyorlar. 4x4 araçlarını. Ülkemizde şöyle bir baktığımızda aslında 10 tane yolda araba görsek, saysak, 100 tane araba saysak bunun 10 tanesi 4x4'tür. Doğru mudur sevgili? Tabii ki. Çünkü herkes, yani bizim normalde artık şeyimiz, bütün yol sistemimiz araca göre döndü artık. Yani yolların hali de zaten şey değil ama yani emniyet açısından da şey olarak da hep cip ya da 4x4 arabalardır. Başka şeyimiz yok. Taner Balkanların selamı var. Değerli abilerim, sevgili hocam diyor. Z kartingin diyor açılacak olması duymak. Süper bir haber. Orhan abim diyor. Senin adın motor sporlarından sonra diyor. Seve seve diye bir mesaj atmış. Kendisine buradan selamlarımızı iletiyoruz sevgili Taner'e. Şimdi Murat abi bizim sözünü kestik gibi oldu ama şimdi bu kapalı olduğumuz dönem içerisinde BB005 Renault 5 Gordini Turbo yarışa koymuş muydu Zafer Altıntaş, yoksa sonunda hazırlayıp vazgeçti? Hiç yarışmadı o arabayla. Yanılmazsam yarışmadı ama şeyde bir iki kere sürdüğünü hatırlarım Boğaz'da. Işte yani deneme amaçlı. Şu andaki piyasa değeri 100 bin İngiliz sterlini. Çok güzel araba. Baktığınızda çok güzel araba. Bir çok tane de siyah vardı. Evet. BB011 plaka. Evet. İş adamımızın. Bir iş adamımızın, adını zikretmeyelim. Evet. Onun da bir tarafta atılı olduğunu duyuyoruz arada sırada bir. Ama böyle değerlerin kaybolmaması, ülkeye kazandırılması ve görmek çok güzel olur. Şimdi sen çok güzel organizasyonlardan bahsettin, gücümüzden bahsettin. İşte bu kapalı olduğumuz dönem içerisinde sosyal medyadan paylaşılanlar ve YouTube aracılığı ile bütün bu organizasyonları izleme şansı buluyoruz. Ve senin programlarının tekrarlarından gördüğümüz kadarıyla çok güzel değerlerimiz var. Bunların başında Enver Haskasap bizi uluslararası arenada temsil ediyor. Hem ülkemizi
hem kendisi canla başla yarışıyor. Onun yanında daha bir sürü yarışçımız yine, var. Müthiş organizasyonlarımız var. Enver Askasab'ın geçen yıl, evvelki yıl drift'e katkıları büyüktü biliyorsun. Çok güzel. Avrupa Rally Şampiyonlarından, Dünya Rally Şampiyonlarından ülkemize getirdi. Kendi arabalarıyla geldiler bunlar. Yani ve bizim pistlerde yarıştılar, burada yarıştılar, bizim yarışçılarla yarıştılar. Ve bizim yarışçıların da gerçekten onlardan geri kalmadığını gördük, hep beraber gördük. Sizler de oradaydınız. Doğrudur abi. Çok güzel bir etkinlik olmuştu, çok güzel bir tanıtım olmuştu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına. İşte bu 2020'de pandemi girdi ve bütün programlarda listeleri alt üst etti. Şimdi bir şey sorayım, yani bak güzel bir şeyler şey yaptın. Bir düşündün mü bizim burada Kıbrıs'ta yarışan tüm yarışçılar, karting olsun, drift olsun, rally olsun, offroad olsun, hiçbiri herhangi bir özel bir yere gidip de bir kursunu, bir eğitimini almadı. Evet, hepsi bireysel, kendi İkinci başarısıyla, kendi gayretiyle, kendi başarısıyla, merakıyla her nereye girdiyse başarılı oldular. Doğru. Ve maddi açıdan da kimisi maddi açıdan da zor bir şekilde devam etti. Birçoğu. Ve bireysel olarak bizim bütün sporcularımız bana göre başarılıdır. Çünkü yoktur Avrupa'daki gibi özel bir okulda yetişsin, doğru, buzların üzerinde rally yapsın, garlarda yapsın, ne kadar yarışsın. Bir avantaj hem, yani, hem yarışsın hem de para alsın. Alsın. Yani bizim burada tüm yarışan, bütün yarışçılar rallidir, kartingdir, hepsi kendi bireysel, işte karting, çocuk mekaniği, abim böyle dönecek, abim buradan git, budur yaptıkları, anlatabildim. Ama o çocuğun kendi bireysel gayretiyle, başarısıyla kendine yol çizer. Doğru. Ve evet, bizim bir rally'e giren, şu an faal, aktif yapan bir fikri geldi hemen aklıma mesela şu an. Bir sürü kartingden var. Çıktı. Evet. Mustafa Bulutoğlu kartingden çıktı. Cevdet Abtürk. Cevdet, o aynı şekilde. Deniz Fahri gene aynı. Yani bu çocuklar hep böyle baktığında. Denizdenler. Denizdenler tabii Rauf, yani Fikrinin hepsi bu arada yeni araması geldi. Fikrinin yeni arabası geldi. Öyle mi? Sen daha önceleri tabii kolay değil dört programa yetişebilmek, pandemi süreci vesaire, ama sen daha önce gidip bunları görüntüleme fırsatı buluyordun. İlle de yarış olaylarında değil. Şimdi pandemi dolayısıyla sevgili hocam, Orhan abi, çok temkinli oluyoruz. Doğru, haklısın, ama maskeyi, mesafeyi ve hijyen şartlarını koruduktan sonra onlara dersen ki değerli dostum gelip ben işte yeni yarış arabasını görüntülemek istiyorum, kimse sana demez ki Orhan abi gelme görüntüleme istemem diyemezler. Evet. Değil mi? Nasıl bu eski resimleri Zafer Altaş abimizin koleksiyonundan, albümlerinden aldık getirdik. Bir de şimdi düşün ki jenerasyon bizden de arka öne tabii doğru gidiyor. Ki. Onlar da istediler. Şimdi yeni model arabaların hangileri olduğunu resimleştirilmiş, videolandırılmış şekilleriyle verirsen 30 yılda ne yapar? 1-7 sene daha patlama yapar. Değil mi abi? Orhan 1-7 sene daha bu Ezgi'yi çeker. Orhan 1-7 sene daha bu Ezgi diyor, çeker diyor. Ya Ezgi olarak algılama. Bu senin için bir tutkudu. Çok sevgili Togay hocam, gerçekten çok meşakkatli bir iş. Zorlanıyorsun. Bir yarış organizasyonu oluyor. O programı yarışçılardan önce etapta oluyorsunuz. Onlardan röportajlar, onların startlarını alıyorsunuz. Startlarını alır almaz da ayrı bir hızla da etaba gidiyorsunuz. Yani etapta yerleşiyorsunuz. Bir ayrı şey alıyorsunuz ki onların görüntülerini alabilirsiniz. Ve ondan sonra da hemen koşuyorsunuz servis alanına. Yani servis alanı da var. Servis alanından sonra tekrar öbür etaba gidiyorsunuz. Yerinizi alıyorsunuz. Vakit varsa bir iki etap daha çekebiliyorsunuz. Ve günün nihayetinde de bir ödül töreni var yarışın sonunda. Onları da çekiyorsunuz. Ödül töreni de çekiyorsunuz. Ve kürsüye çıkan ilk 1-2-3'ü ben her zaman kendime şey edinmişimdir. Onların da görüşlerini muhakkak organizasyonu yapan dernek, kulüplerin değerlendirmesini alıyoruz. Program yapıyoruz bunlarla ilgili. Onları alıp ondan sonra kanala getirip haberini yazıp onun bir ertesi gün haberini çıkartmaya çalışıyorsunuz. Sadece, çok zor. Sadece onlar mı Orhan abi? Neler çektin? Yani, söyle adını. Yeni galerisini açacak olan, sıfır yeni gelecek olan arabalar neler? Ben bir mesela sürü. kendi anılarımdan bir tanesini söyleyeyim de birazcık gülelim isterseniz. Evet. Bir gün bir akşam 30 lira programı sonlandı. Benim işim var, doktora programım var, doktora eğitimim var. Ne yapacağız, edeceğiz? Bir video presentation çekmem lazım. Yanıyorum, kıvranıyorum. Orhan abim diyor ki merak etme de, ben sana yardımcı olacağım. Burada çekeceğim. Uğurcan yine rejiye geçti. Kamera
kameramanlarımız burada. Ferda'nın koltuğu diyelim. Evet. Karşı tarafta haber spikerin olduğu yerde oturdum abi. Doktora eğitimimle ilgili o günkü yapmış olduğum araştırmada nasıl bulgular, neler yapıldı, neler oldu ve sporun akademik başarıya olan katkılarıyla ilgili olan video presentation'ı Kanal T stüdyolarında çekmiş oldum. Benim geleceğimle ilgili kanalımın bana çok büyük ve Orhan abim bana çok büyük desteği vardır. O gün yayınlanmış, çekimini yapmış olduğumuz şeyde, video presentation'da yine benim eğitimimde uluslararası arenada kendi temsiliyetimi peki sağlamış oldu. 7 sene neler yaptık? Çok çok. Yani yüzlerce kişiyi burada konuk ettik. Yüzlerce sporcuyu burada konuk ettik. Onları dinledik, onların görüşlerini aldık, duygularını aldık. Onların sevinçlerini bu ekrandan paylaştık. Yılmadan, bıkmadan inşallah gücümüz devam eder de bundan sonra da yapan sen, yine yapan Orhan'ım sen. tabii. Sen yapan. Ama gerçekten de çok güzel yerlere geldi. 500 bin nüfusa baktığımız zaman, 500 bin nüfus orantılı bir ülkeye baktığımız zaman sevgili Murat, 80 milyon, 100 milyon Türkiye nüfusuna gittiğimiz zaman, organizasyonlarına gittiğimiz zaman kim giderse gitsin kürsüye çıkmadan gelmiyor. Yani bu 500 milyon içinden çıkan sporcu, 80 milyon, 100 milyon içinden çıkan sporcuların da çoğu zaman önüne geçebiliyorsa bu bir tesadüf değildir. Bu bir, iki, üç değildir. Her giden kupa alıp geliyor. Çok şükür yüzümüzü güldürüyor. Onların da yüzü gülüyor. Bu sayede ülkemiz de tanınıyor. Eğer Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınacaksa spor dalında, ben hiç şüphesiz diyebilirim ki bu otomobil spor dallarından biri veya hepsinden olacaktır diye düşünüyorum. Öncüleri var. İlk yarışlara, şimdi yanlış söylemek de istemiyorum ama Güneydoğu Anadolu'da ralli arabaların gittiği yarışta da büyük bir ihtimal sen de gittin. Değil Urfa'da. Mi? 2000, Urfa'da. 2000... Hadi anlat bize organizasyonu. Yani gidişimiz de maceralı, gelişimiz de maceralı. Ama bu sporun öncülerisiniz. Yani bir ayağı burada yapıldıydı. Bir ayağı da tekrar orada yapıldı şeyin. Puan verecekti. Yani evet. Gidişimiz de zaten maceralı bir rahmetlik Şevket Oyun'a beraber katılırdı. Allah rahmet eylesin. Beraber. O zaman orada 6-7 tane arabayla gittik. Yanılmazsam yine aklımda öyle kaldı. Gemiyle gidildi. Tırlara kondu araba. Onlar çıktı, yola gittiler. Biz gemiyle gittik. Bir buçuk günde gittik Urfa'ya kadar. Teşeydi ama maceralı bir gidiş. Çünkü yani ekibimiz güzel. Yani anladın, yani ekip güzel de olunca macera da olur. İster istemez. Doğru söylüyorsun. Hiç hafızandan kadar çıkmayacak değil mi sevgili Murat Ağa? Kesinlikle. Yani düşün, 98 yılındaydı bu şey. Yani organizasyon. İki gün orada yarış yaptık. İlk gün İlhan da, Necipoğlu da bizim sponsorumuzdu. O da kendi cibiyle geldi oraya kadar. Orada bizimle yanımızda oldu. Ne güzel. İlk gittiğimizde elimizde ne yol notu ne bir şey, tabii çıkmadı, hiçbir şey yok. Gittiğimiz saat belirli bir saat programı içerisinde herkesi eşit şekilde yola çıkarttılar. Giderken çıkarttı yol notunu, gelirken de dönüş yol notunu çıkarttı. Ne kadar çıkarttıysak çıkarttık. Atatürk Barajı'na gittiler. Onun etapın etrafında da vardı etap, özel etap. Bir baktım, baraj dediğin ucu bucağı gözükmeyen bir şey. Deniz gibi bir şey. Gözükmeyen bir şey. Yol gayet geniş bir yol. Yani bas basa bildiğin kadar. Ama dedim Ahmet'e, ben dedim altımız uçurum şey, yani düşerek aşağı o derecede, yani çünkü bir şey de yok. Ama öyleyken güzel yarış yaşadık. Yani iki gün orada. Güzel, çünkü biraz da oradaki insanların kültür farklılığı var. Bizden giden araçların hepsi sağ direksiyonlu. Onların tuhaflarına gitti oradaki gören halk. Yani, abi yanlış kodular sizin dümeni burada ne arar falan muhabbeti. Yok tamamdır, yok değildir ama güzel bir organizasyon yaptılar orada. Güzel ve yanılmazsam dördüncü bir şey geldiydik biz. Üçüncü Fikri geldiydi. Birinci Volkan Işık geldiydi. Çünkü Volkan Işık da vardı. Hatırlıyorum. Yani. Ha, maceralıydı. Çok daha maceralarımız oldu şeylerdi ama yani o bundan şeyde yarıştık. İlk organizasyonlardan biri. Tabii yani düşün ki bizim arabalarımızın çoğu da standart arabayla da gittiğimizde oraya. Yine 2016 yılındaydı sanıyorsam, 3 tane buradan off-road arabası Kars'a gitti. Evet. Karda yarıştılar. Bir de Kıbrıslılarla
Yani dediler Kıbrıs'ta kar mı vardı da siz de geldiniz o program yapacaksınız. Eskiden Orhan abi kızardı programda siyaset yaptığımızda. Evet. Bırakın ya biz spor yapalım, biz otomobil programına bakalım derdi. Biraz siyaset yapalım mı bu akşam? Yapalım ama tamam. Yapalım yapacağız. Bir o kaldı yapmadınız yapalım onu da hadi söyle gitsin. Şimdi bu ben aşılanma olayına girmek istiyorum. Evet. Bu ülkenin iki önemli geçim kaynağı var. Bir tanesi üniversiteler, öğrenciler. Diğeri de otellerimiz. Süratle açılıma hızlı bir şekilde gidebilmemiz için bizim aşılanmamız gerekiyor. Birinci dozajımız, ikinci dozajımız neyse öğrencilerimizin temiz tertipli adaya ulaşabilmesi için YÖK'ün ve YÖDAK'ın almış olduğu kararlar çerçevesinde dördüncü sınıflar gelecek. Uygulamalı olanlar, mezun durumda olacak olanlar ki bunlar biliyorsun abi... Turizme de bağlıdır. Bunların taşınmalarıdır, karantina süreçleri vesaire. Bir an önce bunların temizlenmesi gerekiyor. Eğer bunların yerine oturursa, rayına oturursa içeride de ne olacak? Bulaş olayı azalmış olacak, bağışıklığımız artacak ve o özlediğimiz, o hasret kaldığımız spor organizasyonları, geniş kitle önünde, izleyiciler önünde, eski düzenli kalabalığımızı da elde ederek, nüfusumuzu da elde ederek hayatımızı güzel bir şekilde adada, benim yapacağım siyaset bu. Benim başka bir teorim var. Yani bu da bilmiyorum sizin aklınıza nasıl yatar. Aslında bakılacak olursak bu pandemi dünyada olduğu gibi ülkemizde de var ve dünyayı alt üst etti. Ekonomiyi de alt üst etti. Bizim de bakılacak olursa gelir kaynağımız dediğiniz gibi turizm ve üniversite, öğrenim. Bunların her ikisinden de olduk mu şu ana kadar? Olduk ve bunları tekrar toparlamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar bana göre bu öğrenciler gelsin. Ülkemizde kapansak bile bizim birbirimize yetmemiz lazım. Şunu demek istiyorum ben. Eğer 10 günlük kırmızı çizgini yaparsan karantina sürecini, çünkü ben yetkili doktorumuza da sordum. Yani karantina sürecinin zamanı en ideal bir zaman ne kadardır? 10 gün. Yani kırmızı çizgin olacak senin devlet olarak benim ülkeme gelen 10 gün karantina süresinden geçip ondan sonra ülkemizde yaşayabilecek, okulunu sürdürebilecek veya iş hayatını devam ettirebilecek. Bunun yanı sıra aslında bakılacak olursak ülkemizdeki oteller 6 aylık, 1 senelik, 3 aylık turizm de yapabilirler emekliler ağırlıklı üzerinde. Neden? Çünkü insanın belki de parası vardır. Sağlıklı yaşamak istiyor. Gelecek burada o karantinayı, 10 gün süreci yaşayacak. Belki ondan sonra 1 sene yaşayacak ülkede. Bunu da değerlendirebiliriz aslında. Abi, bugün baktığımız zaman bunlar olabilir, bugün baktığımız zaman Londra'da 100 binden fazla 60 yaşın üzeri emeklimiz var orada. Orada yaşıyorlar ve Londra'nın durumu şu anda çok kötü sağlık açısından diyorum. Yani gelip de ülkelerinde de yaşayabilirler ama bizim iki tane büyük sorunumuz var. Bir, sağlık. İki, ulaşım. Yani farz edelim ki ülkemizde böyle bir siyaset yaptık. Maskesiz yaşam, ülkeye gelin, işte ev alın, yaşayın burada uzun vadeli diyebiliriz biz bunu. Dediğimizde bu gelecek kişilerin hem ülkeye de belki de ev alacaklar bu ülkede yaşamak için. Yaşanabilir bir ülke mi? Ülkemiz bence yaşanabilir. Burada aldıkları bir villayı 1/3 fiyatınadır. Avrupa'daki villanın 1/3 fiyatınadır. %80'inin evi var zaten. Bu insanlar kısılı kaldı ve gelemediler. Evet, onlar da var ama bu ülkeye gelip bu dönemde yaşamak isteyen, yaşamını belki de burada da uzun bir süre yaşamak isteyen kişiler de var. Neden? Denizi var mı bu ülkenin? 10 numara bana göre denizi var. Terörü var mı bu ülkenin? Yoktur. Bu ülkede hırsızlık şu minimum seviyededir. Yani bir gelirin olduğu zaman bu ülkede, bu ülke yaşanabilecek bir ülke. Yeter ki bu pandemi dönemini minimuma indirebilelim. Bu şekilde olursa KKTC'nin çevresi de değişir, ekonomisi de değişir. Düşünebiliyor musunuz siz? 50 bin ev alındı ülkede. Her sektöre bu yarayacak. Tüm dünyada böyle abi. Tüm dünyada evet. Şu anda çıkmazlar. Neden olmasın? Yani problemler devam ediyor. Bak, parası... Bir yıldır bu
pandemi denilen neyi saydı, bunu yaşadık biz bu memleketin evet. içinde değil mi? Bir yılı da geçti. Bir yılı da geçti. Evet, bir yıl bir ay. Bir yıldır her gün gerek basında, gerek Facebook'ta, gerek bilmem nerede bir sürü öneriler, bir sürü bunu yapalım, bunu yapalım, bunu yapacağız, bunu yaptık. Çok güzel bir noktaya geliyor. Tamam. Bir seneyi geçti, 1,5 senedir. İnsan biraz tecrübe kazanır. Evet. İnsan biraz başkalarını görür. Başka yaşadığımız aynı ortamın, aynı iklimde yaşadığımız başka taraflardaki birileri de var. Örnek alınır. Örnek derken yani görelim ne yaparlar bunlar. Buna göre bir plan yapılır önceden ve o plan kim isterse gelsin ya da gitsin devam etmesi gerekirdi. 1,5 yıl geçti üzerinden, hala daha yapalım mı, yapmayalım mı? Geldi, verdik, ikinci doz, bir kararsızlıktır doz. Gidiyor. Yoktur. Yani bugün sen ya 55 yaş üzeri, 65 yaş, ya ben aşı olmak istersen, sen görevlisin, ben de görevliyim. Basit bir şey. Bir aşı ne kadardır? 100 TL'ye mal olur gelmesi bu memlekete. Yani rakamı attım bilmem. Devletimizin bütçesi yok mu? Atıyorum 300 bin adet aşı getirecek bu memlekete ve değişecek demesi yok mu ki? Tamam, bu aşının da ücreti 100 liradır kardeşim. 100 lirayı ver, yapayım sana aşıyı. Herkes verir. Yani gelir kazanma ama paranla getir, bizi muhtaç etme birileri. Şimdi öyle bir şey ki sevgili Murat, aşı paran olsa yani, da yeri geldiğinde getiremiyorsun. Hayır, mesela bak, şimdi bak, hep bekliyoruz ki işte Türkiye versin bize aşıyı 2000 tane, 20 bin tane, 30 bin tane saldıralım 60 yaş üzerine, 80 yaş üzerine. Ya sen Türkiye'ye ben parasını ödüyorum, benim için de sipariş koyun, en azından 200 bin aşı bana getirin memleketime diyemez bak. Abi, bunu sordu. Dünyada çok büyük bir aşı savaşı vardır. Evet. Aşıların yani, şu anda kabullenememe durumu var. Ya olabilir. İsim vermeyelim mesela, bir tane marka dökülüyor. Evet. 2,5 gün sıcaklık devam ediyor. Yan etkileri var dünyanın saygın ülkeleri içerisinde. Ama bak, şu anda. O da bir muamma. Ve o da bir muamma. O dökülüyor. Bize değil. Gelen aşılardan bir tanesi 65 yaş ve üzeri riskli gruplarımızda da oldukça düzgün şekilde devam ediyor. Problem yaşamadık. Hemen hemen hiçbir yerde problem yaşamadık. Diğerleriyle ilgili birkaç bir şeyler var duyduklarımız ama şu anda ama onları konuşmayalım. İşte duyumdur işte. Murat abicim bak, bizi idare edenler, yönetenler istesinler desinler ki ben 300 bini, az önce Orhan abi 500 bini zikretti ve öncelikli olarak kimler var? Risk grupları, 65 yaş üstü, altında işte akademisyen, öğretmenler, zaten sağlıkçıları bitirmiş durumdayım diye biliyorum şu anda. Gerisini de belli bir düzene koyduğumuzda şikayetçi olduk eski Sağlık Bakanı, yeni Sağlık Bakanımız geldi. Biz dedi elektronik olarak dedi bu işi sisteme koyuyoruz dedi. Bilgisayarlar üzerinde nasıl yaparsanız yapın bu halkı aşılayın noktası odur. Şimdi geçtiğimiz ay itibariyle 20 yaşa kadar olanları bırakacağız geriye diyorlar. Tamam, onu da kabul ettik ama bu adanın, bu küçük adanın sürdürülebilirliği, bahsetmiş olduğu iş ortamları, bizi ayakta tutacak olan işte sektörler ne dersen, yürüyebileceğimiz şekilde bunları Türkiye'nin sırtında kambur değildir. Ne de muhtaç oluruz, evet, ne de başka bir şey olur. İşte olur demek abi. İstediğim ve dediğim gibi 1,5 yıla yakındır bu süreç yaşanır. Ve hele daha cekcaklarına uğraşırız. Yapacağı, vereceği, tamam getireceği. Tamam sevgili Murat, bakın şöyle bir şey. Öyle bir şey ki aşı. Aşı öyle aşı bir şey ki. Aşı üzerine değil. Yani bir hastane oldu mu, evet, olmadı mı belli değil. Yapılır mı, gidilir mi belli değil. Sağlık çalışanları hele daha belli değil. Bugün ben şahsen korkarım gideyim bir tarafa. Yani hastane, evet, tarafında. Çünkü sistem yok, düzen yok, bir şey yok. Korkarak giden. Ama ne olacak? Yani bir şeyimiz hep eksiktir. Şimdi bu organizasyonu ralliciler, motor sporcuları kızacaklar. Doğrudur, döndürdük şeye. Evet. Boş ver ya suratı. Bize kızacaklar şimdi. Bir de değişelim. Benim şöyle bir önerim olacak. Buyur. Yılların kurdusun sen artık. Bu programı devam ettiriyorsun. Estağfurullah. Hatırlarsan o zamanlar içerisinde devlet yetkililerimizden bakandı halen daha. Çok değerli abimiz, büyüğümüz Serdar Denktaş, izin verirlerse demişti, güneyden zıplayan ilk arabada ben olmak isterim demişti. Evet. Doğru mu? Evet. Var böyle bir şey. Evet.
Şimdi bırakalım onu bir tarafa. Eski rallicileri, Serdar Denktaş da dahil olmak üzere, Hasan Macilası'yla, ne bileyim işte Zafer Altıntaş'ıyla vesaire, kopilotlarıyla, bir tanesi de şu anda burada Halihazır'da oturuyor ve dinç kilosunu da denkleştirdi. Yani hoplayabilirim. Abi, evet. Bir teklif gelirse kabul edersin değil mi? Nereye? Seve seve. Bilmiyorum, da teklifi kabul eder. Yeni arabalar içerisinde bu eski duayenleri... bir yarısınlar. Yani ile Dinozorlar Ligi'ni yani, canlandıran Portland. Bunun Dinozorlar Ligi'nin hiç alakası yoktur. Yani futbolda masterler, başbakanlık müsteşarı, golcü, eski gol kralı Hüseyin Amcaoğlu çatır çatır futbol oynuyor. Evet. Gençlere daş çıkarıyor diğer evet. tarafta. Niye eski rallicileri çıkıp da bu yeni arabalarda bir şey yapmasınlar, eskiyle yeniyi karşılaştırmasınlar. Bir birleşim olsun ya. Değil mi? Bir atmosfer değişikliği olsun. Ama her şey... Ha? Bak, İlk şimdi, organizasyon ne zaman başlayacak? Onu söyleyin. Hadi millet merak ediyor. Herkesin planı, projesi vardır. Tüm dernek ve kulüplerin. Ancak bu tarihleri üst kurulun aldığı kararlar da yani yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunları bekliyorlar. Ya. Hepsi tarihlerini yapmıştırlar. Tarihler açıklandı çoğu şey. Dedim zaten. Yani ama şimdi ben tarihimi açıkladım. O gün ne olabileceğini kim tahmin edebilir? Bir hafta sonra bile ne olacağını bilemeyi. Doğru. Yani o yüzden tutmuyor birbirlerine. Evet. Bugün 2020 Tokyo, Japonya'da gerçekleştirecek her 4 yılda bir olacak olan olimpiyatlar bile adı 2020 Tokyo kaldı ama halen daha 2021 yılında aynı tarihlerde Ağustos'un ilk günlerinde yapılıp yapılmayacağı belli değil. Bir de nedir bileyim, mesela Formula 1 yarışı yapılır. Seyircisiz. Organizasyon. Seyircisiz. Eski görüntüleri halen daha paylaşıyorsunuz. Yani bak, seyirci olmayan bir yerde dadı yok. Futbol evet. maçları oynanır Türkiye'de. Doğru, seyircisiz. Yumurtasız omlet gibi bir şey. Dadı yok. Ha şimdi rally belki daha farklıdır. Ama abi işte dediğim gibi ama yani. Ama bir drift olayında bu olamaz. Kesinlikle olamaz. Yani kartingde olamaz. Drag'da olamaz. Yani her yerde etkiler işte. Ama şu var. Çok güzel bir avantajımız var. Küçük bir adayız. Yeri geldiğinde de yarım adayız. Şu anda olduğu evet. gibi. Yarım adayız şu anda. Doğru. Girişler belirli, çıkışlar belirli. Bunları mümkün olduğunca da kontrol edebiliriz. Yani böyle bir avantajımız da var aslında. Bugün baktığında, diğer ülkelere baktığında milyonlarca insan var. Nerede ne olduğu belli değil. Giriş çıkışlar belli değil. Ama biz bunu istediğimiz zaman sıkıştığımızda özellikle kapanabiliyoruz. Vallahi sana söyleyeyim. Tanınmamışlığın avantajları. Evet. Yani öyle ya da böyle geçecek. Biraz süreç alabilir daha. İnancımız geçecek. Aynen öyle. Biz dışa bağımlıyız. Öyle söylemeyin. Biz dışa bağımlıyız. Yani dışarıdan bize öğrenci de gelecek. Rum tarafında çalışan işçilerimiz de vardır. Ondan sonra işte narenciyi toparlayabilmek için yine işçiler gelecektir. Yani muhakkık dışarıdan bir temas kesinlikle, olacaktır. Kesinlikle, kesinlikle. Senin dediğine katılıyorum. Tamam, evet, insanları kontrol altında tutabiliriz. Karantinaya koyabiliriz. Biliriz neyin ne olacağını. Tanınmamışlığında verdiği büyük bir avantaj oldu. İlk kez 50 yıldan sonra bu hastalıkta o olay... Avantajını... Yani... hatta hatırlarsanız evet. ilk 10 Mart kapandığımızda dedik ki işte iki tane Alman'dan evet. Mausa'da vesaire belki çoğalabilirdi ama yetkililerimiz, dostlarımız bu işin önünü aldı. Neredeyse 3 ay. KKTC tatil yaptı. Üç Doğru ay. Mu? Hayır, ve ondan sonra da 3 ayda sıfır pandemi devam evet. etti. Tamam abi. 3 ay sıfır pandemi demek ne demek ya. Biliyor musunuz siz? Şimdi de dikkatli olursak, sayıları evet. aza indirirsek, bunun kontrolünü çok iyi şekilde yapabilirsek, koordine edebilirsek, sağlık çalışanlarımızı koruyabilirsek, herkesin hakkını, düzenini en şekilde yerine yerleştirebilirsek... Zor mutlu, ama, zor ama imkansız değil. Ne mutlu bize. Değil yani mi? Bir de o var yani. Bir de sayın Muslu. İnşallah yani. Olacak. Ne diyelim? Şimdi sevgili Murat, tedirgin olup da yarına kimin garanti temiz çıkacağı, yani bir bulaş olmayacağı, kimin garantisi... Kim garanti verebilir? Kimse. Hiç kimse garanti veremez. Kimin şu an ne olduğu belli değil. Yani yan yana otururuz. Deyim yerindeyse, yani çok dikkatli deyim olmalıyız. Yerindeyse herkes diken üstünde. Aynen. Çok dikkatli olmalıyız. Maskemizi de takacak. Programın başında dediğim ona tabii bazen maskesiz insanlar görüyorum. Ve garip geliyor bize. Ama şöyle bir durum var. Türkiye televizyonlarındaki VTR'leri, kamu spotlarını izleseler bir... Çünkü insanlar şey diyor, ben televizyon izlemiyorum artık diyor. Bir izleseniz de görseniz o binlerce insanın nasıl bir anda tutulduğunu, ettiğini, şu anda Türkiye'de bölgesel
düzenlemeler başladı. Otomobil sporlarında bu hastalığı konuşuyoruz yine. Ve Karadeniz bölgesindeki düğünler, taziyeler, bu kutlamalar vesaire bu olaylar göz önünde bulunduğunda patlak verdi. Evet. Yani, bir de büyük metropolitan şehirlerde. Bir söz vardı sevgili Tokay Hocam. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları da uyaralım diye bir deyim vardı. Bunu kamu spotlarında bile söyleniyordu. Şimdi aynı şekil pandemide de hastalıkla ilgili olanlar var. Maske takalım, takmayanları da uyaralım. Oraya geleceğiz yani. Uyaralım da adam gaz kavalı. Yani yani hani bir sene geçti. Hani de anlamadım. Uyaracağız sevgili Murat. Başka çaremiz var mı? O maske takmadığında hem onun ailesi, hem sen, hem ben, hem öbürü risk altındayız. Evet. Ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Çok değerli. Aşıyı bırak artık ya. Biraz aşıyı bıraktım. Bıraktım. Farklı bir şeyden bahsedeceğim. Gülajdan bahsettim. Şimdi Türkiye'de dikkat ediyorsanız birkaç yıldır çok süper bir organizasyon yapılıyor. Havalanlarında gençlerin işte bu uçak yapmalar, fest şeklinde. Bizde herhangi bir bu konuyla ilgili işte bu uçaklarla ilgili olsun, motor yapımıyla olsun, bu kadar genç, dinamik gençlerimizin okullardaki çalışmalara ilgili bir robot çalışması vesaire bunun canlandırmak. Çünkü biliyorsunuz artık oturdukça hareketsiz yaşantıdan ne oluyor? E-game'ler ortaya çıkıyor. Bunların yarışmaları da yapılmıştı birkaç finansörümüz şirketleri tarafından. Şimdi biz de bu şekilde bir festival yapmayı düşünüyor muyuz? Bununla ama sevgili ilgili, Tokay Hocam şunu söylemek istiyorum. Madem ki elektrikli otomobiller de başladı devreye girsin. 8 tane dernek var. Onların dahi sıra gelmiş organizasyonları var. Geleneksel organizasyonları var. Yani onlar da beklentide. Hazırlar. Yani abi, bu pandemi öyle bir şey oldu ki bir şekilde bizim çağı yakalamamız gerekiyor. Yakalayacağız. Ben yakalayacağımıza inanıyorum. Gerçekten inanıyorum. Bu bir avantaj da olabilir. Bu pandemiyi lehimize de çevirebiliriz aslında. Yani bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bana göre yaşanan bilinir bir ülke sağlık açısından, özellikle pandemi açısından minimum risk taşıyan, sıfır demiyorum, minimum risk taşıyan bir ülke. 7 yıl sonra otozirvede şu soruyu sormak istiyorum. KKTC Teknofest ne zaman yapılacak? Acele etme ya. Geleceği düşünen mevcut organizasyonlar yapılsın. Geleneksel olan organizasyonlar yapılsın. Ondan sonra gelelim ona. Yapılsın. Onlar daha yapılmadı sevgili hocam. Destek çıkmaz mı sen? Ya herkes senin destek kuruluşun çıkar. Olarak abi dediklerinde ben böyle bir şey yapıyorum. Torno'da sıkıştım. Murat abicim, Sevinç ablacım ne olursunuz bana destek çıkın. Şu makinenin şurasında bana destek. Yapmaz mı ya? Canım bir rayma yapalım. Değil mi yani? Bulursak Torno'cu birini yaptırırım sadece. O da kapadı. Neyse biraz şeyden başladı. neydi? Hadi biraz şey anlatalım. Böyle neyden, eski eskilere dönelim bir, tekrar. Bir şey biraz şimdi gülelim de. Karting yarışları daha önce nerede yapılırdı söyleyin bakalım. Otobüs terminalinde. Mausa'da yapılırdı. Girne kapısında bile yapıldığı yani, zamanlar. Girne kapısında bile yapıldığı ya. Zamanlar vardır. Çok böyle senin deyiminle meşakkatli yarışlar yapılıyordu. Motorlar patlıyordu. Ondan sonra yedek motorları al benim için yarış diyorlardı. İsmail Altan'a Tokay, çok iyi hatırlıyorum. Şimdiki gibi İsmail. Tatlıcı İsmail. Şimdiki gibi o zaman lastikleri, kartinglerin lastiklerini mesela işte 35 olarak 30 olarak değil şişirirdik çıkardık üstüne ve tamamdır. Bir öbürüne de çık. Bu biraz daha işte abi, böyle böylelerden geçti. O dönemlerde bakmasın. Çok özverili ama yarışlar vardı. Böylelerden göz geçtik kararı. Yani. Göz kararı, el kararı böyleydi. Evet. Mausa'daki yarışta İbrahim Kürt ve İsmail Altan yarışıyor. Bir tanesi son anda Erdinç'in karşısında motoru patlattı. Doğru mu abi? Unuttum. Tamam. motoru patlattı. Geri kalacak. Şampiyona da öne gidemeyecek. Büyük bir ihtimal İbrahim Kürdü'dü ve motorunu İsmail Altan'a verdi. Evet. Ve İsmail Altan o yarışı kazandı. Zaten hısım akrabadırlar. Tabii. Yani işte öyle bir şey. Bir şey bir evet, o zaman var. Öyleydi yani. Doğrudur.
Evet. Şimdi neyse. Bunu niye anlattık? O günlerde bugünlere geldik. İki tane piste kavuştuk. Evet. Bir tanesi işte faaldi, durdu. Allah kısmet ederse inşallah. Bak bunu en içtenlikle gönülden söylüyorum. Öyle. Ve tekrar ülke sporuna, ülke gençliğinin hizmetine ki bu adanın içerisinde şu anda 15-16'sı faal, 15-16'sı da faal olmayan üniversitemiz var. O gençleri geldiğinde KKTC'de sosyal aktivite ne var ya bu dediklerinde işte trafik kazalarından korunmak için Tolay, go-kart yarışları, kartingli gitsinler eğitim alsınlar değil mi abi? Aynen öyle. Birebir. Gitsinler, görsünler, sürsünler. Yani bu insanlar gelir buraya ama sosyal bir şey yoktur. Hani şimdiki dönem daha fena abi, ama olacak. Ben ona da katılmıyorum esasında. Yani söylediği denizlerimiz, sahillerimiz çok güzeldir. Sinemalarımız vardır, gezecek yerlerimiz vardır. Dünyaca meşhur yerlerimiz vardır. Tarihi yerlerimiz vardır. Gitsinler, gezsinler, görsünler. Adam çıkar kafasında GoPro ile Londra'nın sokaklarını gezer. Gez babam gez, gez babam gez. Bugün işte bus ride diyor, otobüsle gezer ilk sokağını. Ama benim KKTC'mde bırakın busla gezmeyi, çıkıp bir yerden bir yere yürüyerek bile gitmez insan, anlatmaz. Halbuki neler neler oldu burada ya. Evet. Shakespeare'lerin olsundan, busundan, Namık Kemal var ya, Namık Kemal'ımız var. Namık Kemal'a git. Selamiz Harbeli'ni git göster. Değil mi? Neler neler evet, var. Evet. Lapta grubu. Bunlar içerisinde evet. Motor sporu organizasyonlarını bu tarihi yerlerde yapsın. Gırıp dökmeden olsun. Hem tanıtımını da yapalım. Yapıyorlar sevgili Tokay Hocam. Gerçekten de bu gibi mesela Mausa'da Hendek'te yarışıyorlar zaman zaman. Yani Reci'den ve kameramanımızdan son iki dakika uyarısı geldi. Ben Togay Uluöz olarak sana gelecek programlarda seninle birlikte tüm KKTC ve katılacağımız dış organizasyonlardaki bütün motor spor uğraşanlarına sevgiler, saygılar ve başarılar, en güzel günler sizlerin olsun. Son sözlerim böyle. Yine şeysiz çekildi. İki dakikada bitirdi. Vallahi güzel. Ya bunu söylemeden edemezdim abi. İyi yaptın. Evet, sevgili Murat Yurtan Muslu, programın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Vakit dediğin nedir ki böyle iki dakikada, sanki de iki dakika gibi böyle şey oldu, anlamadık yani ne yani olduğunu. Yani dün aradığında beni Tokay şu söylediğinde girer miyim diye düşündüm, yani gelip gelmeyeyim. Çünkü şeyler şartlar uygun değil diye düşündüm ama içim rahat etmedi. Dedim okey, hemen söyledim Orhan'a geleceğim. Görünce de tehdit de güçlüydü ama. Tehdit yok. Görünce de biz bize. Senin 7. yıl şeyi çok daha sevindim. Ne kadar güzel değil mi? Çünkü ilk aklıma geldi, Tokay aradığında beni Orhan'la dedi, bir projemiz vardır. Gel abi dedi, sen de bizim projenin içinde olur mu? Olur ki dedi, hoşuma giderdi. Ve geldik ilk hatırlarsan yukarı en üstte çıktık da orada kurmak istedik. İlk şeyi, stüdyoyu orada yapmak istedik. Koltuklar, onlar bunlar falan filan ama zamanımız kalmadığı için aşağıya geldik buraya ve bir yerde başladık burada. Ne güzel. Ve yani ilk günkü şey geldi aklıma, çok hoşuma gitti. Dedim yani biz 7 sene tabii 1-2 sene devam ettik biz programa, geçmiş zaman unuttum. Tabii ondan sonra biz Tokay Deviç'ten kontik çektik, kaçtık sana. Ondan sonra sen ne güzel devam ettin. Demeyin öyle ya, insanlar yanlış anlayacak. Öyle bir şey yok. Bir bayrak kestim yaptık Orhan'a bize. Orhan'a bize bayrak devri yaptık. Bayrak o işin şey tarafı. Sen ben olayımız yoktu. Hayır tabii ki. Ama hep birlikte el birliğiyle bu otomobil sporlarını eğer bir yere getirmemizde çorbada bizim de tuzumuz olduysa. Ama hayır Orhan, senin yaptığın gayet güzel bir şey. Çünkü hem canlı yayın yapan, bırak sen şimdiki kötü dönem ama ondan önceki, bir sene önceki programlarında haftada iki kere, üç kere değişik organizasyonlar vardı. Evet. Onların peşinde koşturun. Drift'i vardı, karting'i vardı, o Dofroad'u vardı, bilmem ne. Bunları haber yapacaksın, yetiştireceksin, programını alacaksın. İçeri geleceksin, seslendireceksin, yapacaksın, montajını yani, yapacaksın. Bunlar özveri de ister, zaman ister, her şeyi ister. Yani kolay iş değildir. Bu noktaya geldin, ne güzel. Bak bizi de çağırdın bu akşam. Buna rağmen de bırakmadık, devam ediyoruz. Ne güzel. Yayınlar devam ediyor. Yani biz üstümüze düşen görevi yapalım. Gençlerimizin, çocuklarımızın yanında olalım. Dilde değil, icraatta yanında olalım. Evet işte ya, bu kötü günler de geçecek. Geçecek yani, ne isterse olsun tabii geçecek. Tabii ki benim umudum var. Ha, geçecek. Hiç ülkemden umudumu kesmedim. Kesinmez. Her zaman için. Her ülkemiz güzeldir, yaşanacak yer. Bütün dünya umutladı. Evet. Her şey yani düzelecek inşallah. Bizden çok daha kötü ülkeler var. Doğru. Ve çok daha süper gördüğümüz ülkeler var. Bizden çok kötü durumda olanlar var, biliyor musunuz? Biliyorsunuz. Doğru. Evet. İnşallah 8.
Yıllar çağır. Yani bir sene çağırmayacaksın bizi. Yok var var. Ama şimdiden hazırlanmamız lazım ki 8. yılda öyle betereler, öyle görüntüler evet. var ki. Ben bu sene inşallah çok güzel organizasyonlar olur. Gelip onları sahada görmek istiyorum. Evet, sen sahaya gelirsen de ben seni sahaya görürsem o mikrofonu sana vereceğim bir kere. O da bırakmaz kesinlikle. Seve seve ben de görev yaparım. Hadi, evet, madem evet. ki gençliğimize hizmettir yaparım seni. Evet, seni. Aynen öyle. Aynen öyle. Gençliğimize hizmettir. Sporumuza. Ülkemiz tanıtımına hizmettir. Birbirimize sevgi ve saygının göstergesidir bu. Disiplinin göstergesidir. Bu otomobil sporları çıktı çıkalı bu gençlerin yaptığı trafik kazaları ciddi şekilde azalmıştır. Gerçekten bir disiplin gelmiştir. Her sektöre gerek motosikletinden olsun, gerek off-road'undan olsun, gerek arabalarda olsun. Artık eskisi gibi kimse böyle çılgınlık yapmıyor. Yapmamaya özen gösteriyor. Eğer yapacaksa azalmıyor. Gerçekten gitsin piste yapsın. Kontrollü yerlerde yapsın. Buna da tüm dernekler, kulüpler yol gösteriyor ve onların bu önlerini açıyorlar. Gerçekten onları da kutluyorum ve o yüzden de zaten ki bu derneklerin, kulüplerin yanlarındayız, organizasyonlarındayız. Düşünebiliyor musunuz? Hangi organizasyonu yaparsanız yapın, baştan sona kameramanınız var. Bir voleybol organizasyonunda, bir basketbol organizasyonunda baştan sona kameramanları var mıdır? Çok zor. Salon var mı diye sorabilir. Yani bakınız otomobil sporları bu organizasyonlarını yapan dernek ve kulüplerin böyle de bir şansları vardır. Bütün derneklerimize, kulüplerimize de o zaman evet, tabii yeni ki. Güzel organizasyonlar, sporcularımızı desteklesinler. Ya herkes açtır şu an yani o tabii yaşadıkları ki. O heyecanı açtır. Onun için yani herkes... Bir an önce açılsın. Hadi programı kapatalım da rencideki evet. arkadaş da bize kızmasın. Evet, evet. sevgili izleyenler çok teşekkür ediyorum sevgili Togay Uluöz. O şeref bana ait. İnşallah yine senede olmadan yine buluşuruz. Tabii sevgili. Böyle bir sene sonra istemem. Tamam, tamam. Bizi klasik bir organizasyona götürürsün herhalde Allah kısmet edilse. Klasik değil ben gezdiririm sizi isterseniz. Koyacağım arabaya ikinizi. Tamam o da olsun. Akın Demir Akın Demir Ağa'dan da aldıydık o sözü. Pembe Kadillak'ta aldıydık o sözü. Akın verdiği sözü tutar. Pekala. Yani. Unutmuşsun ama tutar. Buradan, yani buradan gönderme yapıyorum abi. Evet. Akın sana gönderme yapıyorum. Tamam. Bir gün yine Akın'la gidiyoruz Dereboyun'da. Pembe Kadillak'ta oldum. Ben bir an unuttum. Pembe Kadillak'ın içindeyiz. Ben Akın dedim, bize bakıyorlar ya, herkes diyor bize bak. Ne bize zirve diyor, arabaya bakalım ya. yalan mı? Unutuyordun mu arabada olduğumuzu? Ne var herkes bana bakıyor. Çok güzel bir araba, Murat evet. abiinki de güzel ama evet. Akın abi. Sevgili kadim dostum Akın Demir Ağa'da buradan selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Gerçekten de 10 yıldan fazladır onunla da klasik otomobil programı yapıyoruz yani. Böyle de bir şeyimiz var. Bugün sabahta bir başka programda sevgili Salih Çeliker abimizi aldım. Salih onunla sevgi ve saygılar iletiyoruz kendisine. Onunla da böyle bir saatlik bir program yaptık. Vallahi dedi, ben dedim bu işin tadını alamadım. Gel en iyisi dedim, gelen hafta sana bir program daha yapalım da bunu denkleştirelim dedi. Çok memnun kaldı o da gerçekten. İnşallah bundan sonra güzel günler bizi bekliyor diyelim mi? Çok teşekkür ediyorum sevgili Murat Yıldan Muslu ve Togay Uluöz'e. Evet sevgili izleyenler, Otozirve'nin yine sonuna geldik. Şunu söylemeden edemeyeceğiz. Herkes lütfen bu pandemi kurallarına uysun, temkinli olsun, mümkün olduğunca birbirlerine yaklaşmasınlar. Herkes maske taksınlar. Maske takmayanları da ben uyaralım diyorum. Çünkü gerçekten ucu nihayetinde kendisine de ve ailesine de ve çevresine de belki de bize de olabilir. O yüzden uyaralım ki bu süreci daha çabuk atlatalım diye düşünüyorum. Ve bir başka programda görüşmek üzere. Bu programın tekrarı da 12-15'te pazar günü izleyebilirsiniz. Ve güzel günler, yarınlar bizim olsun diyelim. Hoşça kalın diyoruz Otozirve programından. Bu yeni B serisi.
Onda yeni başlangıçlar için ihtiyacın olan her şey var. Mesela çok daha sportif ve şık bir görünüm. Her anlamda yeni bir iç tasarım. Çocuk koltuğuna tam uyumlu ve daha geniş arka koltuklar. Yükleme alanından bahsetmiş miydim? Bir düşünsene buraya neler sığdırırsın. Ha unutmadan artık onunla konuşabilirsin. Hey Mercedes, radyo kanalını değiştirir misin? İçindeki sesi dinle. Yeni başlangıçlara yer aç. Kim ne derse desin. Yeni B serisi.